Selamlar herkese. Eğitimimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Artık ikinci modüle geçtik ve Arbitrum tarafını çok daha detaylı inceleyeceğiz. Bu videomuzda da Arbitrum ne? Biraz daha bundan bahsedeceğiz ve bunu kolay bir şekilde anlamaya çalışacağız. Umarım keyifli geçiyordur. Feedbacklerinizi yorumlara bekliyorum ve topluluk tarafında da sorularınızı mutlaka bekliyorum. Şimdi beraber bakalım Arbitrum ne? Sürekli duyuyoruz ama neden çıktı Arbitrum? Yani niye böyle bir çözüme ihtiyacımız oldu? Arbitrum aslında Ethereum blok zincirinin ölçek desteklenebilirlik ve maliyet sorunlarını çözme amacıyla geliştirdi ve bir Layer 2 olarak geçiyor. Ethereum Layer 1 katman 1. Arbitrum ise katman 2 olarak geçiyor ve bu teknoloji sayesinde Ethereum'un güvenliğinden ve uyumluluğundan yararlanarak zaten Ethereum bir teknoloji hali hazırda sağlıyor bize. Güvenlik, uyumluluk ve uygulama geliştirme gibi. Ama belli problemleri var ve bunları çözüyor. Ne peki temel özellikleri Arbitrum'un? Yani çok daha hızlı işlemler. Yani ana zincir dışında işlemleri yapıyor çünkü öyle Arbitrum'a getiriyor ve çok daha hızlı. Yine ana zincir dışında yaptığı için maliyet çok düşüyor ve ekonomik işlemler sağlıyor. Ve EVM uyumlu Ethereum üstündeki mevcut akıllı sözleşmelerle ve uygulamalarla kolayca entegre ediliyor. Ne demiştik? Ethereum üstünde aynı telefonumuzdaki gibi yani SETA telefonda uygulamalar var. Ethereum üstünde de birçok uygulama var. Yani bu uygulamaları geliştirirken sorun yaşanıyordu. Belli sorunlar vardı. Arbitrum bunları çözme yolunda ilerliyor. Burada biraz Arbitrum'un gelişim sürecinden bahsedelim. Arbitrum Off-Chain Labs tarafından kuruldu ve kuruculara arasında gerçekten oldukça önemli kişiler var ve bunlardan biri de bilgisayar bilimi profesörü olan Ed Falton ve doktor öğrencisi Steven Goldfeder ve işte birçok kişiyle birlikte bu ekip Ethereum'un ölçeklenebilirlik sorunu çözmek amacıyla Arbitrum projesini 2018'de başlatıyor. Yani bundan yaklaşık 6 sene önce ve 2019'da da Arbitrum'un ilk testnet sürümü. Yani diyor ki yani biz bir şeyler çıkardık. Yani gelin kullanıcılar kullanmak isteyen kişiler bunu test edin. Ve bu sürümde geliştiricilere hani platformu deneyimleme ve geri bildirimde bulunmak Olma fırsatı veriyor. Önemli bir dönüm noktalarından biri ise 2021'de oluyor. Arbitrum One adı altında bir mainnet, beta sürümü başlıyor. Yani artık bir ana bir kullanım deneyimi, bir test süreci başlıyor. Bu sürümde hem geliştiriciler hem de kullanıcılar Arbitrum'un sunduğu avantajlardan yararlanmaya başlıyor. Zaten burada birçok kişi Arbitrum'u kullanmaya başlıyor 2021 ile birlikte. Bilmeyenleriniz vardır. Airdrop tarafı var. Airdrop ne kısacası? İşte bir ağı test sürecinde kullandığınız için o ağın sahipleri, o projenin sizi ödüllendiriyor. Yani o proje token çıkardığında size ücretsiz token gönderiyor ve 2023'te de Arbitrum'un token'ı art token çıktı ve bu uh, test eden kullanıcılara önemli miktarda token ödülü gönderildi. Bir yandan da bir blockchain tarafının böyle bir tarafı var. Diyor ki yani ben teknoloji geliştiriyorum gel test et kardeşim seni ödüllendiririm belki garantisi yok ama Arbitrum'da mesela bu testlerle insanlar binlerce dolar kazandı. Şimdi güncel durumu ne peki? Arbitrum artık Ethereum ekosisteminde gerçekten önemli bir konuma sahip. Çünkü birçok sorun var çözüyor. Birçok merkezi uygulamayı DEP dediğimiz uygulamaları üstünde bulunuyor ve gerçekten kullanıcılar hızlı ve düşük maliyetli işlemler sunuyor ve topluluk tarafında da oldukça büyüdü. Merkeziyetsiz bir topluk odaklı yönetişim modeli var. Oylamalar oluyor. Oylamaya katılıp işte Arbitrum gelecekte bir şey mi yapmak istiyor? Siz de bunlardan bahsedebiliyorsunuz. Şimdi biraz çalışma prensibini basit şekilde bakalım. Nasıl çalışıyor? Arbitrum aslında Optimistic Rollup adı verilen bir teknolojiyi kullanıyor. Bu teknoloji işlemleri Ethereum ana zincir dışında tutuyor. Neden? Çünkü Ethereum çok yoğun demiştik. Yani bu da bir sorun oluyor. Ve bu işlemleri dışarıda topluyor, özet haline getiriyor ve ana zincire gönderiyor. Ethereum'un daha rahat anlayabileceği şekilde. Nasıl çalışıyor? işte? işlemleri topluyor. Kullanıcı olarak Arbitrum A üstünde bir işlem yaptık. Bu geliyor bu işlemler. Sonra bu tüm işlemleri özetliyor Arbitrum teknolojisi ve tek bir işlem olarak Ethereum'a göndererek yani burada mesela bin işlem yerine bir işlem giderek Ethereum'un yükü de azalıyor ve daha ucuza geliyor. Ve doğrulama tarafında da şu kullanılıyor. Hani bir işlemde hata olabilir. Farklı bir faaliyet olabilir. Bunda fraud of proof mekanizması devreye giriyor ve burada da hatalı işlem iptal ediyorlar. Yani güvenlik açısından da oldukça kontrollü olarak ilerliyor. Optimistik rollup teknolojisi dedik. Burada da genel olarak işlemleri ana zincir dışında toplayan ve özet haline gönderilen teknolojiye deniyor ve az önce bahsettiğimiz gibi buradaki en önemli avantajı da hızlı ve düşük maliyetli olması. Yine güvenlik tarafından da bahsetmiş oldu. Şimdi biraz örnekten bahsedelim. Arbitrum üzerinde bir işlem örneği. Örneğin Ayşe Ethereum A üzerinde bir merkeziyetsiz bir banka, DeFi platformu. Burada 50 dolarını belli bir şeyle değişmek istiyor. 50 dolarını Türk lirasına çevirecek. Ancak mesela 50 doları Ethereum üstündeki bir uygulamada çevirirse, merkeziyetsiz bankada çevirirse, A çok yoğun olduğu için 5 dolar gibi bir ücret ödeyecek. Ama burada Ayşe Arbitrum'u kullanınca ne oluyor? Cüzdanını bağlıyor, yine uygulamaya Arbitrum üstünde kullanıyor. Bu sefer çok düşük bir ücret. Belki onun %1'i 0.05 cent gibi bir ücret gönderiyor. Yine varlık aktarımı oluyor. Ancak bu Ethereum ana zincirindeki varlıklar Arbitrum ağ üstünde aktarıyor ama para aynı para, dönüşüm aynı yani işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Ne yapıyor? Çok daha hızlı gerçekleştiriyor, çok daha hızlı. Çünkü Ethereum'da gerçekleşse belki bir dakika sürecek üstüne, Arbitrum'da bir saniye sürüyor. Yani hani biraz daha teknolojiyi anlayalım diye böyle sizlere bahsediyorum. Ne sağlamış oluyor yine Arbitrum burada bir avantajı olur. düşük işlem ücreti. Yani Ethereum'a kıyasla gerçekten çok düşük. Önceden de bahsetmiştim. Bazen Ethereum üstünde bir NFT alacağım mesela. 10 dolar ücret ödüyorum Gaz ücreti. Yani TL'ye vursan 350 lira. Ya arbitrumda 001 cent. Yani belki 1 lira bile değil. İşlem çok daha hızlı oluyor. Ve her şeyde, her uygulamada buna uyumlu. Onun için de bir sorun olmuyor. Ve ölçeklenebilirlik sorusunu da kaldırıyor. Çünkü Ethereum üstünde belli sayıda işlem düzgün bir şekilde çalışabiliyor. Yani milyonlarca kullanıcı aynı anda Ethereum kullanıda Ethereum durma noktasına gelebiliyor. Yani ben şunu hatırlıyorum. Bir işlemi yarım saat beklediğimi onaylansın diye. Ama gerçekten bu tarz Arbitrum gibi teknolojiler bunu çözüyor. Ve Arbitrum ekosistemi dediğimiz gibi ya yani bir telefon gibi düşünmeliyiz Arbitrum'da. Bu ekosistem üstünde birçok uygulama var. Banka uygulaması da var. Bunları daha çok DeFi ediyoruz. İşte NFT pazar yerleri var. Düşük maliyetle NFT alım satım mümkün sağlıyor. Oyunlar var. Birçok oyun var. İşte Pirate Nation'dan bahsettik. King of Destiny var. Birçok oyun var Arbitrum üstünde ve hızlı ve ekonomik olarak sanki herhangi bir Web2'deki oyun gibi her işlemizi kolayca yapabiliyorsunuz. Arbitrum'un hani geleceğine de baktığımızda buradaki yani teknolojik ilerlemelerle de hani çözüm sunuyor. Kullanıcı ve geliştiriciyi daha çok çekiyor. Daha verimli bir deneyim yaşıyor çünkü hepimizin yani bir oyun oynarken kimse donsun istemez, kimse beklemek istemez ve 3 teknolojileri bunu çözmediği sürece sorun oluyordu. Ama işte Arbitrum bu noktada devreye giriyor. Geçmişten bugüne kadar da gerçekten büyüyerek ilerliyor, çok daha fazla kullanıcıya sahip. Onun içinde çok daha gelecekte çok daha iş, iyi işler olacağını düşünüyorum. Yani burada da sizler için sonucu bir genel yazdım. Neler sunduğunu, ölçeklenebilirlik çözümü kullanıcı deneyimi. Gelecek vaat eden teknoloji gibi genel olarak bir özet yaptım. Gelecek videoda zaten çok daha detaylarından nasıl çalıştığından, çalışma bir prensibinin detaylarından bahsedeceğiz ama böyle bir genel giriş de olsun. Yani bazen belki size tekrar gibi geliyor bazı konular ama daha iyi anlamamız için bu oldukça önemli. Onun için basit basit, yavaş yavaş gidip sindire sindire temel mantığı tamamen anlayalım istiyorum. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz bizim için her zaman önemli. Gelecek video çok yakında görüşmek üzere.